Selam arkadaşlar. Bugün deplasmandayız. Nerede miyiz? İstanbul'dayız ama Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece'ye kadar niye geldik? Sevgili Ahmet Yıldız'ı ziyaret ettik. Ahmet Yıldız'ın evindeyiz ama evinin alt katı tamamen kendi koleksiyonuna ayrılmış vaziyette. İnanılmaz figürler var. Yanımda Star Wars'tan Rancor. Birazdan da size Star Wars, Lord of the Rings, Batman, Spider-Man, aklınıza ne gelirse. Hepsinden çeşitli arkadaşlar, çeşitli figürler, çeşitli kahramanları hem tanıtacağız, hem hatırlatacağız, hem de çok güzel bir sohbet yapacağız. Evet sevgili dostlar, başlangıçta da söylediğim gibi bugün sevgili Ahmet Yıldız'ın yanındayız. Bizi bu ta Büyükçekmece'lere kadar getiren şey nedir? İnanamayacağınız bir ortamda Ahmet'le birazdan sohbet edeceğiz. Çünkü biz buraya geldiğimiz dakikadan itibaren sevgili Çağatay'la birlikte geldik. Geldiğimiz dakikadan itibaren her dakikasından ayrı ayrı etkilendiğimiz bir çekim sürecindeyiz. Ahmet'cim nasılsın kardeşim? Teşekkürler abi, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Buraya kadar yordum sizi. Yok estağfurullah, biz zevkle geldik canım. Yani şurayı bulmak için daha uzağa gidebilirdik söyleyeyim sana. Ahmetciğim bir genelden başlayayım ilk önce. Evet. Sonra da özele geçeriz. Bir kere genel ilk soracağım soru şu. Bu kadar güzel objeyi, bu kadar güzel figürü nasıl topladın kardeşim? Yani tebrik ediyoruz her şeyden evvel. Zannediyorum madden de manen de bayağı zahmetli bir iş ama evet, evet. Senin böyle bir zaten koleksiyon zevkin vardı. Hatta bir arada bahsettin, çekim öncesi biz biraz sohbet ettik Ahmet'le. Bir dönemde zaten profesyonel olarak yapmış. Şimdi sen nasıl sardırdın kardeşim bu işe, bir oradan başlayalım. Yani biriktirme olayım aslında çok küçük yaşlarda başladı. Yani 7-8 yaşında çizgi roman, işte Örümcek Adam çizgi romanları okuyordum. O fasikülleri biriktiriyordum. Evet. Yani daha sonra 20'li yaşlardan sonra özellikle yoğunlaştı. Hı hı. Yaklaşık işte 25 yaşında, 18 yıl önce figür koleksiyonu yapmaya başladım. O zaman bu kadar tabii çeşit yoktu. Bir iki firma vardı üreten. Öyle biriktirmeye başladım. Daha sonra özel parçaları öğrendim. Yani seyahatlerimde bunlara zaman ayırmaya başladım. Çünkü bunların bir kısmını da sen yurt dışı seyahatlerinden aldın. Doğru. Yurt dışı seyahatlerimde işte fuarlar oluyor bunlarla ilgili. Aynen. Özellikle Amerika'da her yıl San Diego'da Comic Con oluyor. Birkaç sefer gitme şansım oldu. Oradan aldığım özel edisyonlar, koleksiyonlardan yurt dışında artık bir çevre edindim. Öşürüz. Oradaki koleksiyonerlerden aldığım parçalarla işte 18 yıldır toplamaya devam ediyorum. Vallahi iyi de ediyorsun çünkü çok güzel ya. Yani insan baktıkça böyle bakası geliyor. Öyle bir durum var burada. Evet evet. Birçoğu zaten çizgi roman. Bir kısım işte filmlerden sevdiğimiz. Film kahramanları var. Evet, karakterler. Özellikle imzalı olanlar var. Sanatçıların da işte birçoğu topladığım grubun şu an hayatta değiller. Onlar tabii ki biraz daha artık zor bulunabilir oldu. Zaten koleksiyonun bir ileriki aşaması da ilk önce herhalde hoşuna giden, sana görsel olarak senin hoşuna giden şeyleri alarak başlıyorsun. Doğru. Da sonrasında iş biraz daha profesyonelleşmeye başlıyor. Sevgili Caner bir şey demişti çekimden evvel, high-end collector gibi bir seviyeye, level'a doğru evriliyor. Orada ne oluyor? Orada işte bu nadir parçalar, imzalı parçalar veya işte kendi içinde önem taşıyan parçalar alınmaya başlıyor. Onların zaten rakamları muhtemelen daha yüksek oluyor. Doğru ama bulması inanın daha zor. Daha zor. Evet. Tabii. Yani ödemek istediğinizde bulamıyorsunuz. Aynen aynen. Hepsinde benim bütün parçalarda ayrı hikayem var. Her birinde işte o bulma aşaması, alma aşaması, getirme aşaması hepsiyle ilgili bir anım var yani buradaki. Şüphesiz. Zaten işin güzelliği orada. Bir de aradığın şeyi bulduğundaki haz bambaşka bir şey. Tabii tabii. Onun için o yani. Değil mi? Tamamen. Bütün olay o. Evet, bütün olay o. Doğru. Bir de Ahmet bunları hakikaten yurt dışından getirmek de çok zor. Çok havaleli şeyler var burada yani. Şimdi bu yaklaşık 7-8 sene önce çok rahattı aslında öyle getirmek. Mi? Evet. Bulabiliyorsan bir şekilde getirebiliyordun ama tabii bu silahlar var, kılıçlar var. Bunların Türkiye'ye getirilmesi yasak. Ama onun dışındaki parçalar bir şekilde geliyordu. Daha sonraları biraz daha sistem değiştikçe zorlaşmaya başladı getirmek. Hı hı. Ben 2013'te aslında bunun işine de girdim. Bütün markaların, hepsi demesem de yani 16 firmanın Türkiye distribütörlüğünü aldım. Evet.
yani dükkanlara tedarik ediyordum. Yani toptan satışımız vardı. Ama 3 yıl kalabildim. 3 yıl sonra bıraktım ve sektörden çıktım. Şirketim duruyor. Yurt dışında alacağım bir şey olduğu zaman şu an kendi şirketim üzerinden geçiyor. Şirketim üzerinden. Tabii daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Yani işler biraz daha kolay oluyor. Tabii muhtemelen daha kolay oluyordu. Yani bizim daha evvel çektiğimiz sevgili Alp, sevgili Borga, hepsi Ahmet'in bir şekilde arkadaşları. Dolayısıyla hiç yabancı bir yerde değiliz biz de. Ahmet'i yeni tanıdık ama tanıdığımıza da çok sevindik doğrusunu isterseniz. Zaten bizi izleyenlerin de görebilmesi için ayağa kalkıp dolaşacağız haliyle, figürlerin yanlarına gideceğiz. Ama sen bize bir de olayın bu hani ileri aşama koleksiyonculuğu da bir anlat istiyorum. O çünkü biraz daha farklı bir uğraş. Doğru. Şimdi bazı parçalar var. Zaten koleksiyon aslında değerle ölçülen bir şey değil benim fikrimce. Belli parçaları bir araya getirip bir güzel bir ortamda sergileyebiliyorsanız zaten... O da çok önemli. Evet, iyi bir şey çıkıyor ortaya. Ya ben de dediğim gibi ağırlıklı, zor bulunan imzalı parçalar var. Evet. Yani özellikle Star Wars'lar. Evet. Bu firma, yani yanlış hatırlamıyorsam 2008'de kapattı ve son ürünü 2008'de üretti. Yani bulması çok zor. Master Replicas firmanın adı. Birçok ürün de stüdyo scale'dir. Yani filmde kullanılan ölçülerde üretim yapıyor. İşte kullanılan, işte orada Darth Vader'ın kılıçları var, imzalanmış. Evet. Yukarıda kaskı var, imzalı. Burada mesela ilk Darth Vader tasarımı budur. Öyle mi? Evet. Ralph McQuarrie'nin yaptığı bir tasarım. Daha sonra kabul görmüyor, üstteki versiyonu çıkarıyorlar. O biraz farklı zaten yani. Evet, bu da bayağı nadir bir parçadır. Yani yani çok uğraştım. Yani 4 yıla yakın aradım, öyle söyleyeyim yani, bulmak için. Yani özellikle Star Wars vitrinini oluşturmak gerçekten herhalde 10 yılımı aldı. Bugün tabii diğer heykellere göre, yani bunu koleksiyon haline getirmek çok daha zor. Zor. Evet. Zor. Diğer heykellerde de işte bunlar 1000 limit, 1500 limit çıkıyor aşağı yukarı. Onlarda da özel edisyonlar çıkıyor. Özel edisyonlara ek, eğer sanatçıların, yapan sanatçının imzası varsa iyice nadirleşiyor. İyice nadirleşiyor. Yani 1000 limitli bir heykel bir anda 10'a, 15'e düşebiliyor. Koleksiyonumda öyle parçalar da var şu an. Süper. Yani her türlü şeyi bulmak mümkün. Tabii ki Star Wars bizim hepimizin ortak ilgi alanı gibi bir şey. Evet. Yani bazı kahramanlar var ki hiç tanımadıklarım da olabiliyor arasında. Hiç yalan söylemeyeyim ama Star Wars tabii ki hepimizin kült filmi ve kült evreni diyelim artık. O bir evren haline geldi. Şimdi zaten bu platformlarda yeni dizilerle de onu destekliyorlar bayağı. Dolayısıyla Star Wars'un modası hiç geçmiyor bir şekilde. Evet. Şu an Mandalorian çıktı. Yine kasıp kavurdu. Aynen. Hiç şey olmuyor. Hiç modası düşmüyor. Şuradaki ışın kılıçları da çok ayrıca güzel. Ben ilk ofisimi açtığımda Alp'le konuşuyordum o zaman. Evet. Onda bir ışın kılıcı vardı. Dedim ki ya şu ışın kılıcını benim masamın üstüne koyalım. Evet. Biraz da metal ve camdan oluşuyordu. Hani oraya da yakışırdı. Abi çok pahalı, ben bunu birine söz verdim, şudur budur dedi. Kulakları çınlasın sağ olsun. Bir türlü koyamamıştık. Evet, Ahmetciğim, bence şimdi sohbet çok güzel gidiyor ama biraz da bizim Çağatay ve Caner'i de alalım yanımıza. Hep birlikte sevgili dostların da görebileceği şekilde bunları biraz yakından tanıtalım istiyorum. Olur. Evet sevgili izleyenler, şimdi bu gördüğünüz muhteşem figürlerin yanına geldik. Çağatay'la Caner de bize katıldı. Şimdi burada Ahmet, Batman'dan başlayalım abicim. Nedir Batman'in şeyi? Şimdi bu koleksiyon olayında son birkaç yıldır Asya firmaları aşırı derecede atak yaptılar. Yani çok iyi. Hem daha önceden life size büstler yapılıyordu ama şu an silikon kullanılıyor mesela. Gerçek medikal gözler kullanılıyor bu tip ürünlerde. Evet. İşte zaten adam sanki canlı gibi oradan bakıyor böyle. Evet işte. Evet. Yani tabii ebat da normalde aslında büstlerde kol kullanılmıyor. Kol kullanıyorlar. Yani yarım bir figür alıyorsunuz. Evet. Yine buradaki Bruce Lee de aynı şekilde life size büst olarak geçiyor. O da gerçek silikon. Yani şöyle çak yapabiliriz Bruce Lee'ye. Evet abi, şöyle parmaklara dokunursan hemen zaten anlayacaksın silikon olduğunu. Hakikaten doğru. Ortada işte Optimus Prime figürü var. Evet, Transformers. Bütün haşmetiyle. Aşağıda Wonder Woman Wonder Woman var. İşte Aquaman. Aquaman yine silikon
işte akrilik saç kullanılıyor. Onun scale'i 1/2. Yani yarım boy gibi düşünelim. Yani sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Wonder Woman neredeyse işte şurama falan geliyor. Batman keza öyle. Aquaman. Yani bayağı havaleli ve heybetli şeylerin içerisindeyiz yani, doğrusunu isterseniz. Şimdi sevgili Caner'in de koleksiyonları var. Aynen. Yani ileriki videolarımızdan birinde de Caner'le tekrar bu bekliyorum sohbeti abi. Yapacağız. Bekliyorum. Burada benim en büyük hastalıklarım, yani çocukluğumun, çocukluktan kalma bir şey, hala çok sevdiğim Asterix'ler, Tentenler ki geçenlerde sevgili Çağatay Asterix'in tüm DVD serisini vermişti bana. Keza Tenten'inki de var zaten Blu-ray bende. Burada da işte Spirulular, Şirinler filan falan gibi böyle bir bölüm var. Bunların da ama bir özelliği varmış. Ahmetciğim sen onu anlat istersen bize. Bunları Faribolles diye bir firma yapıyor. Evet. Yani gerçekten butik bir firma. Yani çok az limitli, 100-200 limitli genelde üretiyor. Yani atölyesine girdiğinizde yani orada görebiliyorsunuz. Evet. Tamamen 2-3 kişi oturmuş. İşte yanlarında fırınları var. Tek tek yapıyorlar, kalıptan çıkarıp tek tek daha sonra elle boyuyorlar. Aşırı nadirler. Yani edinmesi de çok zor. Bildiğim tamam, kadarıyla biliyorum. Şu an Türkiye'de fazla gelmiyor bunlar. İşte Asterix grubu var. Burada Spirou grubu var. Yine Şirinler, Tenten. Bunlar zaten Avrupa'nın en popüler çizgi romanlarıydı. Birçoğu da zaten Tenten ve Asterix hiçbir zaman ölmüyor. Onlar yani her zaman bir alıcısı var. Evet. Hatta çocuklar yani onlarla başlasalar çizgi romana daha da doğru aslında. Yani Fransa'da zaten bildiğim kadarıyla şu an Asterix 1 numara. Evet, evet. Yani Tenten daha naifler ama hani çocuklar böyle naif bir şeyden başlayıp şiddete geçtiler daha iyi gibime geliyor. Ya bizim de çocukluğumuz tabii bunlar. Tabii ki. Hepimizin çocukluğu. Peki şimdi şöyle bir geçelim. Burada da böyle son derece heybetli bir figür var. Yani burada zaten bu filmden bir kare gibi sanki mi? Bu çizgi romandan. Çizgi romandan bir kare. Bu da yine çok düşük limitli bir ürün. Evet. XM Studio'nun ürettiği, yani yanlış hatırlamıyorsam yine 130 ya da 150 limit olacak. Evet. Bayağı da zorlandım açıkçası bunu getirirken yani. Ama bu yani hakikaten ben şimdi bakıyorum. Bu demonte bir şey mi Ahmet? Evet evet. 3 tane büyük koli yaklaşık 160 kilo 160 ağırlığında. Kilo. Maşallah. Evet. Yani özel bir sevkiyatla getirdim ben bunu. Ya başka türlü Singapur'da da firmanın kendi müzesinde yani baş köşede sergiliyorlar bunu. Dediğiniz gibi çok şey bir de özel de bir parça yani. Abi yani çok heybetli zaten. Evet. Burada da sevgili Marlon Brando, Godfather, hepimizin hayatında çok önemli yeri olan bir filmin baş kahramanı. Hakikaten bu gözler çok enteresan ya Ahmetciğim. O da silikon yine. Evet. Gözler medikal göz. Ya inanılmaz ya. Sanki adam yani yanımdan bana bakıyor gibi filan yani. Benim de burada en beğendiğim parçalardan. Evet. Ki Godfather yani hepimizin hayatının bir köşesinde var. Yani sevgili izleyenler, inanamazsınız adamın sakallarını filan görüyorum ben yani burada şu an. Böyle hafif böyle bir yarım günlük bir günlük sakalı var ve onu da gayet güzel görüyoruz detay olarak. Evet, burada da Superman'i görüyorum. Tekrar Ahmetciğim bunları da bize bir anlatsana Zahmet. Bunlar Superman'in H serisinden iki farklı kostümle yapıldı. Evet. Yine kırmızı olan klasik. Klasik, bayağı da nadir bir üründür o. Evet. Bu da siyah kostümlü versiyonu. Hı hı. Ortadaki de yine DC'de Hawkman diye bir karakter. O da 100 limitli özel bir parça. Evet. İki ayrı kanat opsiyonu ile geliyor o da. Altta yine aynı firmanın işte Hulk House serisinden. Şurada bir Bane var altta. Bane var evet. Batman'i görüyorsunuz. Evet. Belini kırdığı bir sahne var. O sahne herhalde. Burada yine bir Joker var. Joker. Lee Bermejo'nun çiziminden uyarlanmış. Yanında da imzalı görüntüsü vardır şeyin. Evet. Bermejo'nun çiziminin. O zaten şeyden çıkıyor. Özel edisyonundan çıkıyor. Normalde edisyondan çıkıyor. Çizim çıkmıyor yanından. Peki. Şimdi karşıda da Iron Man görüyorum mesela. Efendime Thanos söyleyeyim. Var orada. Thanos var. Evet. Özellikle Avengers. Yine Batman var. Popüler oldu. Aynı önde Batman. Bir Joker'imiz var. Doğru. Yine orada Batman bu sefer motosikletiyle beraber bütün haşmetiyle. Evet. Conan da var galiba şuradan. Orada da bir Hulk heykeli var gözükmüyor. Hulk. Bacağından siz göreceksiniz. Evet.
Ben görsem ben de konan zannedebilirim. Evet, o böyle bir taht gibi bir şeye oturmuş. Evet. O tarafta şu grup çizgi romandan uyarlama. Evet, bir tane de çok enteresan bir şey varmış evet. Orada. Onu sen bize bir anlat ya, o hakikaten enteresan. Çağatay, senin sattığın filmlerin bütün kahramanları var kardeşim hocam. Vallahi kendimi böyle bir bu da müze içerisinde bayağı unik bir parça. Evet, çok beğendim onu, yani, çok güzelmiş o. Bütün kötü karakterleri, işte Batman Sanity evet. Diyor romanın adı. Yani bütün kötü karakterler. Hepsi var hepsi burada. Hepsi var, evet. Aynen. Batman de ortada duruyor. Yani tek başına bir Batman koleksiyonu olarak alabilirsiniz bunu. Çok güzel ya. Şunu çok beğendim. Hakikaten çok güzelmiş. Yine orada da aynısının Wonder Woman'u var. Evet. O Marble Edition'u biraz daha mermer edisyonlu yapılmış. Bunun normalde renkli edisyonu da var ama benim bu biraz daha fazla hoşuma gitti. Biraz da az limitli. Tamam. Onu tercih ettim. Süper. Burada da meşhur motosikletiyle Batman arıza endam etmiş. Evet. Bütün haşmetiyle. Batman White Knight çizgi romanından o. Evet. Yani muhteşem bir motor yapılmış. Evet ya, çok güzel hakikaten. Yani bayağı da herhalde 100 parçaya yakın birleşiyor. Yani motoru ben de gördüğümde çok etkilendim, ne yalan söyleyeyim. Çok yani, ya. Herhalde bu da çıkmış en iyi Batman heykellerinden biri. Tahmin ediyorum ki öyledir. Hulklarımız. Evet, bu Transformation Hulk diye geçiyor. Evet. Önde Banner Hulk olmadan evet. Önceki hali, daha sonra Hulk'a dönüşüyor. Yukarıdaki Planet Hulk çizgi romanından o da Gladiator Hulk olarak geçiyor. Evet. Bu da Prestige Edition 3 kafayla geliyor bu heykel. Hı-hı. Özel edisyonu. Bu da 300 limitti galiba. Süper. Evet. Burada da zaten çok güzel bir Batman var. Normal sivil haliyle Batman olmuş evet. Hali. O da J&D Studio diye bir firma, Hyper Real diye geçiyor bu. Yani o ölçekte gerçekten muhteşem gerçekçi ürünler yapıyor. Çok yeni bir firma, Kore firması. Bruce Wayne ve Batman ikisi bir arada. Evet. Çok da güzel düşünmüşler. Bence yani, de. Ya ben mesela daha evvel hiç böylesini görmemiştim evet. Mesela. Yani kolundaki saati görüyor musun? Evet, evet. Yani saatine kadar çok her şeyini birebir yapmışlar. Evet, Thanos, Avengers, evet. Iron Man. Efendime söyleyeyim. Orada bir Harley Quinn'in var. Harley Quinn var. Evet. Harley Quinn de herhalde çıkmış en gerçekçi Harley Quinn evet. Figürü. Beyzbol yani benim sopasıyla. En beğendiğim Harley Quinn figürü. Evet. Ama çok güzel. Canlı gibi. Evet evet. Ya o ölçekte çok iyi evet. Çalışmışlar. Yani onların dişine ayrı çalışıyorlar mesela. Bildiğiniz protez diş. 1/3 ölçek. Gözler yine medikal göz ama 1/3 ölçek. Gerçekten çok ince bir işçilik var. Çok da özel bir parça. Yani sevgili izleyiciler, biz tabii ki bunları detay olarak alıp size göstermeye çalışacağız ama yani ne kadar başarılı olacağız bilemiyorum, fakat burada gördüğünüz zaman inanılmaz derecede gerçek, yani sanki o boyutta bir canlı böyle gelmiş burada duruyor evet. Falan gibi bir his bırakıyor. Gerçekten canlı görmeden evet. Tam kestiremiyorsun. Yani şimdi olduğunu. Mutlaka ki çekeceğiz, detayı yol vermeye çalışacağız ama ne kadar başarılı olacağız bilemiyorum. Evet, Star Wars. Star Wars bildiğiniz gibi zaten açılışı burada yapmıştık. Şimdi açılışta tabii ki ben bu detayını anlatmadım size. Şimdi Ahmet'ten rica edeceğiz bir de bunun detayını anlatsın. Evet. Bu Fransız bir firmanın yaptığı Millennium Falcon gemisinin, Star Wars'taki gemi. Evet. Direkt yarıdan ikiye kesilmiş hali. Hı hı. Yani figürleri kurşun. Yani Death Star'ı tamamen o sahneyi canlandırmışlar. Canlandırmış. Figürlerin de birçoğu şu an bende mevcut, tabii eksiklerim var, hala araştırıyorum onları. Sen bulmak bulursun. İçin bulacağım yani. Bir sen bulursun bir şekilde. Aklımda doğru zamanda denk gelecek. Evet. Ve bana göre çıkmış en iyi Millennium Falcon. Yapılmış evet. En iyi Millennium Falcon diyeyim. Yani doğru. İçine kadar, içerisindeki detaylara kadar geminin evet, her şeyini yapmışlar. İnanılmaz evet. Evet. Burada zaten Obi-Wan Kenobi ile Darth Vader ilk kapışma filmdeki ilk film ama aslında 4 numaralı. Evet. Film ama doğru. İlk filmdeki kapışma sahnesi. Peki şimdi şurada bir galeri var. O galeriye de gideceğiz çünkü orada da Venom'u falan gördüm biraz evet, evvel. Orası tamamen Spider-Man. Evet, köşesi. Spider-Man. Benim de ilk çocukluktan başlayan Spider-Man okuyordum. Oradan evet. O aşkım. Evet. Burada da neredeyse Spider-Man'deki birçok kötü karakter evet. Var. Sandman var efendim. Vulture evet. Var, Venom var. Var evet. Doktor Octopus var, Green Goblin. Octopus da buradaymış evet. Evet. Green Goblin var, Electro var. Evet. Birçoğu da filmlerde çıktı şimdi bunların. Tabii tabii. Tabii çizgi tabii. Romanken seviyorduk ama birçoğunu hepsi yani Octopus oldu, Sandman da oldu. Zaten şey Venom oldu. Venom kendi filmi oldu. Aynen. Evet. Aynen. Green
Yine Goblin de keza. Evet. Bu mesela custom bir parça. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 100 limit olması lazım. Hepsini aklımda tutamıyorum limitlerini. Evet. Venom'la Spider-Man'in diyoraması. Evet. Bu da çok nadir. Ama müthiş. Evet. İnanılmaz. Bunu da getirmekte yani. Bayağı bu da zorlandı. Çok havaliydi tabii ki. Evet. Tabii ki, tabii ki. Aşırı kırılgan. Bir de o var tabii. Yani o da bir kabus yani. Tabii. Sağlam getirmek de bir iş. Tabii. Yani o da bir kabus. Şimdi burada mesela bu J. Scott Campbell diye bir çizer var. Bunu 2014 San Diego Comic Con'da kendisiyle tanıştım. Bu da onun çiziminin heykeli. SciShow firması üretti. Şahsına da orada imzalatmıştım. Evet. Bu da benim için özel bir parça. Yani tabii ki. Spider-Man'da tam ağ atarken evet. Çok güzelmiş hakikaten. Süper. Peki burada da farklı bir şeylerin burada yanındayız şimdi. DC'nin yine Batman karakterinin kötü karakterleriyle beraber. Evet. Bir samuray serisi var. Batman Ninja diye bir animasyon çıktı. Bunu Japonlar yaptı. Ben çok beğenmedim açıkçası animasyonu ama karakterler muhteşem. Çok iyi tasarımlar var. Ben biraz da bunları sanat gibi topluyorum aslında. DC karakterleri değil ama de. Ama yani görülecek şey Shogun yani. Shogun Batman. Evet. Yani çok da Batman'i andırmıyor değil mi? Yok. Ben zaten bu yani Samurai Batman serisi hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Senden öğreniyorum şimdi. Hani Batman'in orada işte bir figürleri falan var. Oradan evet. Hani Batman olduğunu tahmin ediyoruz ama bildiğim bir şey değil. Yani Nightwing, Deathstroke, Poison Ivy, Joker, işte Penguin. Evet. Penguin yani aşırı detaylı dolu. Penguin de güzel bir şakadır. Evet. İşte Harley Quinn. Harley Quinn. Evet. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Evet, şimdi farklı bir bölüme geldik. Burada bronz figürler var. Bir de bronz olmasının yanı sıra çok çok nadir figürler var. Şimdi burada bir Mandalorian figürü var. Ahmetciğim bir anlat evet. Bize bunu. Yani şu an zaten çok gündemde Mandalorian. Evet. Bu Star Wars'ta da Boba Fett karakteri vardı Mandalorian evet. Yine. Şimdi tabii Mandalorian çıktıktan sonra daha da popüler oldu. Aynen. İkinci sezonu zaten birleşti filmi. Hı hı. Aslında bu çok eski bir ürün. Genelde gerçek bronzdan da pek fazla bizde heykel yapılmıyor figür koleksiyonunda. Evet. Evet. Bu da çok eski çıkmış nadir heykellerden biri. Tamamen bronz, mermer kaydı üzerine limiti çok düşüktür. Benim için de zaten en özel parçalarımdan biri, yani Star Wars'ta benim en çok sevdiğim karakter evet. Boba Fett'tir. Yani bunun da bende olmasından ayrı bir mutluluk duyuyorum yani. Peki, burada da bir Arnold figürü var. Evet, o da bir şaheser diyeyim yani. Evet. Aslında karikatürize bir Arnold ama doğru. Çok hoş bir figür. Bunun zaten karikatürü çok popülerdi. SciShow firması bunu bronz dökümden yine 20 limit olması lazım bir heykelini yaptı. Sanatçının da üzerinde kendi imzası var, sertifikayla geliyor. Hı hı. Bunun gerçekten çıkarıp çıkarmamış olduğu da tartışılıyor dünyada. SciShow böyle bir ürün. Ha, yaptı mı yapmadı mı gibi diyorlar. Bir tereddüt evet, var ben yani. Bir ara hatta paylaştım bir kopya var bende diye. Bu video da kanıtı olacak sizin evet. Program. Yani bu da çok özel bir parça. Peki, evet. Burada da bir Blade filminden evet. Bir figür var. Blade 2'de vardı galiba değil mi? Yani evet. Raper. Bu da üretici firmanın geçmişte ben Türkiye distribütörlüğünü yaptım. Yine San Diego Comic Con'da filmin yönetmeniyle tanışma fırsatım oldu. Yani yönetmen kimdi peki? Guillermo del Toro. Evet, Guillermo del Toro ile karşılaşmış Ahmet. Karakteri tasarlayan da Steve Wenk'tir. Evet. İkisinin ıslak imzası var arkada. Evet. Üstünde de Ahmet'e diye evet. Not düşmüşler. Evet, adıma imzaladılar. Yine benim için hikayesi olan çok özel parçalardan evet, kesinlikle. Biri. Kesinlikle. Bu da yani Pirlo diye bir karakter. Pirlo diye bir karakter. Evet. Zaten Şirinlerin yani, başlangıcı. Elinde de zaten bir Şirin var. Johan ve Pirlo. Hı hı. İlk Şirinlerin çıktığı sahnedir. Ormanda karşılaşıyorlar. Anladım. İlk Şirin'i eline aldığı sahne. Daha sonra zaten Şirinler çok tutuyor ve çizgi roman Şirinler olarak devam ediyor. Bu da o sahnenin 16 limitli. Yine çok nadir. Demin baktığımız Avrupa heykellerini yapan firmanın sahibi aynı zamanda sanatçısı. Pascal'ın yaptığı bir heykel. Bu da yine benim koleksiyonumdaki en değerli parçalardan biri. Süper. Buradan da yine Star Wars'a başladığımız yere evet. Işınlanalım. Evet. Burada da yine Star Wars'taki karakterlerden bir sürüsü ve evet. Onların kullandıkları silahlar, aksesuarlar gibi bir sürü detay. Birçoğu imzalı gördüğüm kadarıyla. Evet Ahmetciğim. Boba Fett'in tüfeği. Kaskı. Evet, kaskı. Filmde Boba Fett'i canlandıran Jeremy Brown'un imzalarıyla. Hı hı. Altta X-Wing
Evet. Bir kaskımız var. Gemilerin zaten altta AT-AT ve yukarıda Wilding var. Bunların ikisi de studio scale'dir. Evet. Filmde kullanılan ölçülerde. AT-AT'yi tasarlayan kişi, bu San Francisco'da şeyler vardır. Konteyner taşıyan makineler. Evet. Onlardan esinlenerek yapmışlar AT-AT'yi. Tasarımcısı Phil Tippett, kendi de imzası var üstünde. Bravo, bravo. Şurada iki tane heykelim var. Bunlar da Adam Hughes diye bir çizer var. Onun tasarladığı. Şu bende de var. Öyle mi? Bende de limited. Onu bana Alp bayağı bir kavgalar sonucu vermişti. Çok özel iki parça. Evet. Onların da altına ben Adam Hughes'e sketch çizdirdim. Evet. Yani bende böyle bir desen yok altında, evet. Ama aynı bu altlık var. Kendisi çizdi. O da fuarda karşılaşmıştım. Süper. Rica ettim. Tek tek sketch çizdi ikisine de. Luke Skywalker'ın silahı ve saber'ı. Yine filmde kullanılan saber'ların replikası. Aşağıda Rebel Trooper'ların tüfeği var. Evet. Burada yine Luke karakterini canlandıran Mark Hamill'ın imzalı X-Wing gemisi var. Arkada Han Solo'nun filmde kullandığı iki tabanca. Tabancası var. Evet. Burada bir Darth Vader heykeli var. Darth Vader'ımız var yine bütün haşmetiyle. Evet. Burada da zaten... Master replikasını çıkardığı, evet, neredeyse bir tane eksiğim var. Bütün kasklar var. Yine onda demin söylemiştim Darth Vader'ın ilk tasarımı olduğunu. Yine, evet, o da imzalı kask. Yukarıdaki de yine, evet, imzalı. Burada Dave Proofs imzalı bir Darth Vader'ı canlandıran karakter. Kendisiyle de balık yemişliğim vardır. Ne diyorsun? Tanışmıştım var. Şu an rahmetli oldu. Valla tabii ki bu kask da güzel ama o biraz daha etkileyici. Adamlar haklılar aslında onu seçmek için. Evet. Film için bir kere özellikle o daha doğru bir şey oldu. Popülerde oldu zaten. Doğru seçim olduğu da. Evet. Yoksa bu da gayet doğru, güzel aslında, evet, ama hani o biraz daha böyle bir haşmetli mi diyeyim, biraz daha göze çarpıyor. Evet, albenisi daha var. Gösterişli. Albenisi var. Son olarak da burada sizlere göstermek istediğim Lord of the Rings'te Legolas'ın yayı. Bu da orijinal boyutunda galiba, değil, tabii, mi Ahmet? Birebir. Bu da çok az edisyonlu. Evet. Filmde kullandığı yayın birebir ölçeğinde. Evet. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Legolas'ın, evet, yayı. Bu da filmde yine kullanılan yay ucundaki oklardan. Oklardan. Evet. Bunlar zaten birebir oradaki boyutlarında. Bir de şurada yine bir enteresanlığımız var. Evet. Bu da Tom Cruise'un Son Samuray, Last Samuray filmindeki yayı. Evet, orada filmde attığı oklardan biri. Oklardan bir tanesi. Evet. Yay dedim, kusura bakmayın. Oku. Filmdeki oklardan bir tanesiymiş bu da. Bu da çok... Bunlar prop olarak geçiyor. Evet. Zannedersem 8-10 kopya yapıyorlar. Yedek olarak, hı-hı, da birkaç tane yapıyorlar. O filmde kullandığı oklardan bir filmde tanesi. Filmde kullandığı, evet, attığı oklardan, evet, bir tanesi. Bu. Burada da işte son size göstereceğimiz figür Ghostbusters, evet, arabası meşhur Ghostbusters'ın. Bunun bir sürü marifeti var zaten. Sen anlatırsın şimdi onları. Bayağı detay yapmışlar. Evet yani, kaputu açılıyor, evet, bilmem, evet, ne filan falan. 1/6 ölçek. Blitzey firmasının yaptığı bir araç. Ghostbusters zaten hepimizin muhtemelen sevdiği bir, tabii, filmdi. Böyle bir parçayı da koleksiyonumda tutmak istedim. Evet. İç detayları falan hani birebir arabadaki gibi. Evet, evet, evet. Bayağı, aynen, yapmışlar. Aynen. İşte ışık detayı yapmışlar. Yani kaputu, motoru, her şeyi en ince birebir detayına yapılmış, kadar yapılmış. Benim de koleksiyonumdaki yine en sevdiğim parçalardan biri. Evet. O kadar enteresan ki sevgili izleyenler. Yani buradan şimdi böyle yakından baktığınızda aa bak şunu da yapmışlar, bunu da yapmışlar gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Evet. Çok çok güzel. Harika. Arka logosuna kadar var. Süper. Dikiz aynaları, şunlar bunlar. İnanılmaz güzel. Evet, sevgili izleyenler. Bugün sevgili Ahmet'le birlikte Alice Harikalar diyarında gibiyiz. Çok keyif aldığımız bir gün oldu. Umarım sizler de çok keyif alırsınız izlerken. Senin bizi izleyenlere son söylemek istediğin bir şey var mı? Ben zaten sizi takip ediyorum. Teşekkür ederim. Koleksiyonerlerle birçok programınız var, birçok, evet, arkadaşım. Evet. Keyifle takip ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese de tavsiye ediyorum tabii ki. Programlar çok keyifli. Sağ ol, sağ ol. Geçenlerde seyahatimde indirdim YouTube'dan, yolda izledim iki programı. Süpersin. Peki, çok teşekkür ederim. Keyif alacaklarından da eminim, takip etsinler sizi. Evet. Yani beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmiyoruz. Abone de olursanız seviniriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.